Tokat Erbağ'dan sesleniyoruz ve Erbağ'ın kapı sektöründe oldukça iddialı bir ismiyle birlikteyiz ve yanımda İbrahim Bey bulunmakta. İsterseniz İbrahim Bey'den değerli bilgilerini almaya geçelim. İlk orta öğrenim Erbağ'da, liseyi Tokat GOP Lisesi matematik bölümü mezunuyum. 1999'da sanayiye geldim. İlk hayatım biraz nasıl söyleyeyim, tırmanmalı geçti diyelim. Yani ben sanayi çaycı olarak geldim. Çaycı, nakliyeci, malzemeci derken daha sonra kapı imalatı ve kapı fabrikası düzeyine kadar işimizi büyütmüş bulunmaktayız. Kapı fabrikasını kurmadan önceki asıl yaptığımız iş mobilya malzemeciliği yapıyorduk. Yani bunun içerisinde Suntalem, Medefelem grubu ve Hırdavat grubunun pazarlamasını yapıyorduk. Daha sonra kapıyla tanıştık. Kapıyla tanışmamızdaki etken bölgemizde yani sık rastlanan, yani şöyle, esnafımızın kışın iş yok hastalığını yenmek için ben kendi esnaflarımıza kapı imalatı yapmalarını, gerekli desteğini de kendimizin vereceğimizi belirttiğimiz halde kendileri fazla imalatçı taraftarı olmadıkları için mecburen bu işe birinin soyunması gerekiyordu. Taşın altına da kendi elimizi koyduk. Ondan beri de atölye düzeyinden başlayıp fabrika düzeyine kadar kapı imalatını devam ettirmekteyiz şu an. Yaklaşık 4 yıl oldu biz bu işe başlayalı. İlk 2 yıl dönemi atölye düzeyinde, son 2 yıllık dönemi fabrika düzeyinde olmaktadır. Yani ilk 2 yıl bizim için bir Ar-Ge altyapı çalışması niteliğinde geçti. O 2 yılda biz fabrika ayarına geçmek için neler gerekliyse onları öğrendik. Hangi makinaları, hangi kişileri, ne amaçla, ne doğrultuda kullanabileceğimizi öğrendik. Şu anda yani iyi bir ekiple kapı imalatı yapmaktayız. İsterseniz fabrikamızdan bahsedelim. Fabrikamızdaki üretimi anlatmak ister misiniz? Mağazamız sanayi sitesinde en üst blokta. Fabrikamız da mağazadan 5 kilometre ötede. Yaklaşık olarak 1600 metrekare kapalı alan, bulunduğu alan 5000 metrekare. Bizim fabrikamızın kurulum alanı 1600 metrekare. Yani küçük de sayılmaz, çok büyük de sayılmaz. Orta ölçekli bir fabrikayız. Üretim kapasitemize göre elimizden geldiği kadar verimli olmaya çalışıyoruz. 3 çeşit kapı yapıyoruz. Evet, güzel, büyük bir aslında fabrikada hizmet sağlıyorsunuz. Peki bahsettiğimiz kapıların ham maddesini nereden temin ediyorsunuz? Ham maddesini Türkiye'nin her yerinde temin etmeye çalışıyoruz. Yani kapının oluşumunda gerekli maddeler, yani yüzeyi, iç kerestesi, peteği ve diğer şeyleri Türkiye'nin her yerinden. Ama pandemi döneminde özellikle Medefe grubunda çok büyük sıkıntı çektiğimiz için, yani kimlerinden, hangi firmaların elinde stok varsa mümkün mertebe onların stoklarını eritmek suretiyle ham madde ihtiyacını karşıladık. Yani ham madde ihtiyacı çözüldüğü sürece üretimimizin daha verimli, daha aktif olacağı kanaatindeyiz. Evet, pandemi döneminden bahsettiniz sizler. Siz bu dönemi nasıl geçirdiniz? Pandemi döneminden etkilendiniz mi? İlk başta inanın biz de korkanlardık. Ya korkanlardandık. Ne açıdan? Yani acaba üretim etkiler mi, zarar verir mi derken, 2018 kriziyle beraber etkileyen 2019'daki durgunluk 2020 pandemi döneminde inşaat sektöründe müthiş bir hareketliliğe sebep oldu ve ben ve benim gibi çalışan çoğu firmanın da bundan pozitif ayrıştığı kanaatindeyim. Yani 2020 iş hayatı olarak çok hareketli geçti. Evlerimizdeki, iş yerlerimizdeki kapıların bize gelene kadarki serüvenini merak ediyorum ben. Bu kapılar nasıl bizlere ulaşıyor? Bayağı bir evreden geçiyor. Yani içinin hazırlanması, yani ağacın kapıya dönüşmesini göreceksiniz. Yani sadece geç ağaçta da bitmiyor. Yüzeyi, boyası, astarı, yani emeği olan çok insan var. Yani bizim gerçi şu an 23 kişilik bir ekibimiz var. Yani bunun büyük bir bölüm profesyonel düzeyde. Makine parkür olarak çok iyi bir düzeydeyiz. Yani hem makine parkürünü iyi kullanıyoruz hem de profesyonel bir kadroyla çalışıyoruz. Üretim aşaması ilk başta çatımdan başlıyor. Son paketlemeye kadar kademe kademe herkesin el emeğiyle ve dikkatiyle hazırlanan bir ürün bizim kapımız. Yani her şey milimetrik, her şey hassas. Müşterinin memnuniyetini ulaşabileceğimiz en üst düzeyde imal etmeye çalışıyoruz. Kapılarımız bizlere ulaşana kadar saydığınız birçok aşamadan geçerek evlerimize geliyor. Peki bu bahsettiğimiz kapıların kalitesi nedir? Müşteriyle karşı karşıya getirmeyecek düzeyde kalitede yapıyoruz. Yani bölgenin
Kerkit Vadisi'nin en büyük kapı fabrikasıyız. Yani şu ana kadar bölgemizde 10-15 tane bayimiz var. Hiçbir bayimizden kapıyla alakalı bir şikayetimiz olmadı. Allah böyle çalışmayı nasip etsin. Allah utandırmasın diyoruz ve işimize bu şekilde devam ediyoruz. Yani yaptığımız kapılarda şikayet yok demiştim ama şu var, yani kullanım aşamasına gelince bizim kapımızda yani herhangi bir sorun çıkmaz. Çıkan kapının arkasını, yani hani firma garantisi derler ya, biz firmaya müşterilerimize ömür boyu garanti veriyoruz. Müşteri memnuniyeti birinci tercihimiz. Yani Allah kazandığımız parayı bize helaliyle yedirmeyi nasip etsin düşüncesindeyiz. O yüzden hiçbir müşterimizin arkamızdan konuşacağı bir üretimi yapmayız. Yapmadık da felsefe olarak da bunu kendimize ilk edindik. İşin özü bu. Yani yaklaşık aylık 2500 civarında kapı yapıyoruz. Müşterimizden memnun, biz de memnunuz. Hangi bölgelere gidiyor bu kapılarımız? Yani biz sadece Tokat'a mı hizmet veriyoruz? Erbaa'da bir fabrikamız var ama diğer bölgelere de gönderim sağlayabiliyor muyuz? Amacımız Erbaa'ya hizmet etmekti. Ama baktık ki Erbaa bize dar geliyor. Yani dar geliyor derken yani bu, yani yan taraftaki ilçemiz Niksar'da yok, Reşadiye yok, Suşehir, Koyulhisar derken bir de baktık ki Erzurum'a kadar açılmışız. Erzurum, Gümüşhane, Bayburt derken Sivas girmiş araya. Karadeniz'de Ordu'ya açılmışız. Hızımızı alamadık. Sinop'tayız. Yani şu an Türkiye'nin her tarafına cevap verebilecek pozisyondayız. Yani şu anki aşamada Türkiye'nin her yerine hitap edebilecek durumdayız. Peki kapılarımızın kalitesinden bahsettik. Çeşitlerinden de bahsedelim isterseniz. Kapı çeşitlerini anlatın isterseniz size, izleyicilerimize, aynı zamanda bizlere de. Biz 3 çeşit kapı yapıyoruz. Amerikan panel kapı, ekonomik, ailelerin kullanabileceği, yani en ucuz, en kaliteli, en hızlı üretilen kapı. Diğer kapımız melamin kapı. Bu yeni kattığımız bir ürün. Kaplama kapı diyoruz buna. Bu da çok kullanışlı. Orta düzey bir kapı. Ama bir de bunun üst düzeyinde tamamen tasarım işi olan lake kapıyı yapıyoruz. O CNC tasarımı ve işçiliği çok uzun süren, çok meşakkatli ve çok güzel bir kapı. Onda model sıkıntısı yok. Müşteri isterse resmini bile çizeriz. Yani o kadar iddialıyız. Yani kapıda en iyi kapı olarak piyasaya sunduğumuz kapı lake kapı. Kendinize güveniyorsunuz bu konuda. Peki bu sadece lake kapıda mı geçerli, yoksa diğer kapılarda da istediğimiz tasarımı size gösterdikten sonra üretimini gerçekleştirebiliyor musunuz? Planlamacılarımız var. Yani kapı planlamacılarımız var. Yani yeter ki bize şekil atılsın. Yani illaki bizim kendi kataloğumuzdakinden ziyade nasıl bir kapı isterse, bizim istediğimiz parolamız şu zaten. Siz hayal edin, biz yapalım. Yani siz kafanızdakini bize söyleyin, bizden onu isteyin. Onu yapmak bizim işimiz. Kişiye göre, kullanıldığı yere göre değişiyor mu? Sizler bize bu anlamda yardımcı oluyor musunuz? Tavsiyeler veriyor musunuz müşterilerinizden? Kapılar oda kapıları, yani iç oda kapıları, yani evde kullanılan. Ya bu evde derken yani bu otel tipi de olabilir, onlara da hitap edebiliyoruz. Ama telik kapı yapmıyoruz yani. Ve bugün oda kapıyla ilgili her türlü kapıyı yapıyoruz. Her türlü kapıya cevap verebilecek durumdayız. Her türlü kapının imalatını yapıyorsunuz. Peki büyük bir fabrikadan bahsediyoruz, büyük bir hizmetten bahsediyoruz aslında. Ekibimiz de bu bahsettiğimiz hizmet kadar büyük mü? Yani şimdi aslında ilk başta şunu da söyleyeyim. Bu ekibin ve fabrikanın oluşumunda benim yurt dışında abim var. Abimin çok büyük desteği var. O da Türkiye'deki üretime çok büyük destek veren ve sevenlerden. Yani kendisine buradan ne kadar teşekkür etsek, ne kadar saygımızı iletsek azdır. Onun yeri ve önemi bizim için farklı. O bizim kafamızdakilere hayat verdi demek daha doğrusu. Ekibimize gelince biz felsefe olarak doğru kişileri doğru yerde kullanmak. Yani ustaları doğru yerde kullanmak bu işin çözüm noktası. Yani işi bilenin bildiği yerde kullanmak en iyi çözüm noktasıydı. Biz bunu çözdüğümüz kanaatindeyiz. Şu anki ekibimiz tamamen profesyonel. Herkes kendi işini yapıyor. Yaklaşık 23 kişi çalışıyor. 23 kişinin yaklaşık 15 tanesi önceden mobilya ustası ve kapı ustası. Biz bunları seçerek ve özenerek profesyonel olanları çektik, yanımıza aldık. Şu an abi kardeş şeklinde beraber çalışıyoruz. Aynen öyle, güzel bir aile tablosuyla beraber çalışıyoruz. Biz onlardan memnunuz, onlar bizden memnun. Bu şekilde birlik, evet, beraberliğimiz devam ediyor.